Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay iki Uyghur emeldarını tekşürgenlikine aşkarıldı. Atalmış Uyghur Abnum Raylıq İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti, Merkezden 8 türlük belgelemesinin ruhiga xalaplık kıldı degen bahane bilen, Xitayga canbidalıq bilen işlevatkan iki Uyghur emeldarını cezalıqallıqına aşkarıldı. Xitay Xalıq Torunun 9 fevral xabar kılışça, atalmış Uyghur Abnum Raylıq Adliya Nazareti Partikomunun sabıq muavin sekretari, Qorjaq Nazir Anwar Seyit özü töleydigan xarajatni başqalarını töleşge uğrullaştırganlıqı sebeplik Teptish Mahkemesinin ayıplışıge ötküzüp berilgen. Anwar Seyit 1984 yılı 9 ayda Xitay Kompartiyasiga aza bolgan bolup, 1986 yıldan başlap Xitayga jampidalıq bilen işleşge başlagan ve ahir atalmış Uyghur Abnum Raylıq Adliya Ministerliqinin müdiri bolgan mezgilde cezalangan. Xitay axborot vositalarida ilgari surilishicha Anwar Seyit 2017 yildan 2019 yilgacha turlik xarajatlarni xususiy korxona xo'jayinlariga to'latkizganligi, uning yana intizomga, qonunga xilof boshqa masalalarining borligi, partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berilgandan boshqa jinoyatga chetishlik masalalar taftish organlarining tekshirib ayiblashiga o'tkazib berilganligi bildirilgan. Xitay rejimi yana Xotan vilayeti Qarqash nahilik siyasi kengash parti grupisining muavin sekretari Qorjaq rais Ahmadjon Mamtiminni sovg'at puli qabul qilish bahonasi bilan tekshirib ayiblashga yo'llaganligini oshkorlagan. Xabarda Qarqash nahilik siyasi kengash parti grupisining muavin sekretari Qorjaq rais Ahmadjon Mamtiminning belgilamaga xilof holda sovg'at pul qabul qilganligi, ziyofatga qatnashganligi qatorliq bahonalar bilan jazolanganligi qayd qilingan. Shundoqla uning intizomga xiloflik qilish masalasi sababli partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berilgandan boshqa jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining tekshirib ayiblashiga o'tkazib berilganligi qayd qilingan. Xitay rejimi yaqinqi yillardan buyon irqiy qirg'inchilik terror siyosatini ochiq oshkora holda fuqarolarga ijro qilib qolmay, Xitay rejimi uchun jon fidolik bilan xizmat qilayotgan Uyg'ur amaldorlargacha kengaytgan bo'lib, atalmish ikki yuzlimichilarni tozalash, sovg'at qabul qilish degandek bahonalar bilan ko'plagan Uyg'ur amaldorlarni o'xshamagan darajada bastirmoqda. Xususan ma'arif, nashriyat, axborot sohasi Xitayning eng og'ir zarba nishoniga aylanmoqda. İrqi qırğınçılıqı çetilgan Germaniya şirkiti Şarkı Türkistan'dan çekinişke başladı. Germaniyanın danlı ximiya şirkiti BASF Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqı çetiliş bilen köpləb ayıplengendin kiyin Şarkı Türkistan'daki şirik şirketler bilen soda alaqısını üzüdüğallıqını ilan kıldı. Amerika vazının xabirde bildirilişçe Germaniya ximiya şirkiti BASF uzun mezgildin buyan Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetigi çetişlik buluş bilen köpləb tənqitke ve besim qıfçırgan bulup şirket 9 fevral Şarkı Türkistan'daki iki Xitay şirketi bilen hemkarlıkını ahırlaştırdığallıqını, mezgür şirketlerdeki peyini tizlikte satıdığallıqını ilan kılgan. Germaniya ximiya şirketi bu axta ilan kılgan bayanatta Şarkı Türkistan'nın Korlu'daki iki işlep çıkırış ornunun rekabet besimi ve temelleşinin eşşiği düşkelgenlikini, özlerinin allıbırın çekiniş baskıcığı ötkelgenlikini bildirgen. Bayanat diyene Şarkı Türkistan'daki iki Xitay şirketinin dokulatlarda aşkarlanan pahaliyet BASF şirketinin kımmet kararışlarına mas gelmeydiğallıqı bu sebepten çekinişini karar kılgallıqı kayıt kılıngan. Şirketinin baş icraiye emeldari Martin Bruder Müller bu kararını delillep bir neçe ay işçili çekiniş baskışlarını tamamlaşkı vədi beridiğallıqını Xitay şirketlerdeki əhvalının şirketinin kızıl sizgi hikayelikini bildirgen. Germaniya axborot vositalari ilgari Germaniya şirketi BASF hamkorlashgan Xitay şirketlerinin Sharq Turkiston xalqining nüfusini kontrol qilish ve bostirishga chetishlik ekanligini xabar qilgan edi. Filippin Xitayga qarshi chorlig'uchi boshqarilgan bomba o'rinlashtirmoqchi.
Filippin Xitayının tehdidiga taqabil turish uchun Hindistonda ishlab chiqarilgan charlig'ochi boshqarilgan bombani setib olish va o'rinlashtirishni qaror qildi. Amerika vazining 9-fevral xabar qilishicha Filippin Xitayning Janubiy dengizdagi harbiy harakatlari keltirib chiqargan avarichilik va tahdidlarga qarshi turish uchun Hindistonda ishlangan Brahmos nomli ovozdan tez uchadigan boshqarilgan bomba setib olib o'rinlashtirishni qaror qilgan. Hindistan Devlet Müdafiye Tetkikat ve Terakiyat Teşkilatı'nın mesulü Samir Kamat'ın eğitişçe Brahmos namlıq başkurulduğun bomba kiler ay Filippin'e yetküzülüp uğrulaştırıldıken. Küzetkücülerinin eğitişçe Hindistan'ın Brahma Putra Deryası ve Rusya'nın Moskova Deryası'nın ismi bilen atılgan Brahmos başkurulduğun bomba Filippin Deniz Armiyası'nın bu rayondaki ilgilik hukukunu koğdaş iktidarını küçeydiken. Mezkur başkurulduğun bombanın küçüğü dünyadaki Bihater Deniz Kırgı'ı çigrası en uzun bulgan Filippin'nin Bihaterlikigi kapaletli kılıdıken. Filippin emeldarları başkurulduğun bombanın uğrullaştırıldığınlığını Allıburun dedilligen bulup, Devlet Bihaterlik Kengişi'nin bayanatçısı Jonathan Malaya Filippin 2024 yılı birinci pasalının ahırıdın burun avazdın yukarı devirge kirdu degen. Bir kısım tahlilçiler ve mutakhasisler mezkur başkurulduğun bombalarını uğrullaştırış hareketinin rayon vaziyetinde buruluş hasıl kıladığınlığını, Xitay'ı tehdit şekillendirdiğınlığını bildirişken ve şundaklı başkurulduğun bomba sistemisinin Filippin armiyesinin tehditki takabül duruş iktidarını aşırıplı kalmasın, belki Gharbi Filippin denizideki zemin ilgili hukukunu koğdaş meselesi de rakiplerine küçülük signal berdiğınlığını tehditleşken. İsrailiyada xalq ikkiga ayrildi. İsrailiyada taxminan 1000 kishilik oshqon o'ngchi bir guruhpa G'arbi Quddusdagi parlament binosi oldida to'plandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha Hamas bilan Isroiliya o'rtasida G'azzada urush to'xtatish va o'zaro asir almashtirishni ko'zda tutgan kelishimga qarshi chiqqan namoyishchilar Hamasqa harbiy jihatdan qilingan besimlar asirlarni elib kelaydi. Netanyahu, biz siz bilen bille, g'alibi qiling. Hamas üçün yequlgu yok deb şuarlar yazılgan lozunkularını İsrailiya bayrağı ve İsrailiya armiyasının Gazze'ni işgal qilish jarayonida ölgen askerlerinin resmini kötürüp algan. İsrailiya taratqolarının xabariga asaslanganda İsrailiyalik asirlarning ullagan tuqqanları ve qo'llug'uchilari paytaxt Tel Avivga yig'ilib hukumatni Gazze'da urush to'xtatishga o'zaro mahbus almashtirish kelishimi üçün tirishishga chaqirgan. Hamas'ın koluda bazıları İsrailiyanın bombardımanlarda hayatından ayrılgan 136 İsrailiyalik esir ve cesetlerinin varlığı mülkerlenmekte. Bildirilişçe Hamas Gazze rayonunda her biri 45 gün devamlaşıdığan 3 baskıçlık mahbus almaştırış ve uruş tuhtuş planını kabul kılgan. İsrailiya başministri Benjamin Netanyahu bolsa Hamas'ın talebini kabul kılmaydığanlığını ve armiyanı Gazze'nin janubidagi Rafah şehrige hücum kılışkı tayyarlı kılış doğrusu da perman çürgenlikini etkan edi. Neticede İsrailiya armiyesi 1,400,000'a yakın mecburi küçürülgen Palestinlik panahlını vatkan Rafah şehrige hava hücumu kılgan. Palestin haber agentliği Vafa'nın haberine asaslanganda mezkur hücumlarda kem degende 14 Palestinlik öldürülgen. İsrailiyanın buldur 7. Oktyabr'dan başlayıp Gazze rayonuna kılgan hücumda kem degende 12.000 bala ve 8.190 ayalını öz içige algan 27.840 Palestinlik öldürülgen ve 67.317 adam yaralangan. Xarabilik astıda minglagan kişinin cesedinin varlığı haber kılınmakta. Şunaqlı xalq panahlını vatkan doktorxana ve ma'arif o'rinlarimi bombardıman qilinib, ul aslahalar vayron qilinmoqda. Türkiye xalqaro sudda İsrailiyaning irqiy qirg'inchiligi haqida doklad sunudu. 26 fevral Türkiye xalqaro sudning isbot anglash yig'inida İsrailiyaning Palestindagi qilmishlari haqida doklad sunmoqchi. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça, Gollandiya'nın Lahey şehirdeki Xalqara Sot'ta, İsrailiya'nın Şarkı Quddus'ta ve İşgaliyet Aslı'daki Palestin zemini de kılgan kılmışlarının
qanuni aqibatlar haqida o'tkazilgan maslahat yig'inida sunilgan og'zaki dokumentlarning vaqt jadvali e'lon qilingan. Buningga asosan Turkiyani o'z ichiga olgan 50 kishi davlatdan boshqa yana Arab Allar Ittifoqi, Islom hamkorlik tashkiloti va Afrika Ittifoqi qatorliklarining har biri 19 fevraldan 26 fevralgacha bo'lgan aralikda og'zaki dokument berdi ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengişinin Alahidi Siyasi ve Müstemleki Komiteti 2022 yılı 30. Dekabr'daki kararı da Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi'den 1967 yıldaki uruştun buyan İsrailiyanın faaliyetleri neticesi de Palestinliklerinin öz takdirini özü belgeleş hukukunu rad kılışının kanuni akıbetleri hakkıda Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi Nurgulluğan Devletler Otresi'deki talaştartışlık dilolarga alakadar ispatlarını anlaştın başka yana BDT organları ve başka alahide organlarga çekleş küçüge ekip olmağan meslehet fikirlerini sunalaydıken. Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi 2004 yıldaki meslehet yığınıda İsrailiyanın Palestin'de işgal kılıp alğan rayonlarda selip alğan tamlarının Xalqara kanununa ayak astı kılgallık ikerlikini otturgu koygan idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.